siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler uzmanı. Profesör Doktor Murat Somer telefon attığımızda efendim. Sayın Somer, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Dilim döndüğünce özetlemeye çalıştım. Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun dün yapmış olduğu açıklamalar, müzakereye hazırız mesajı, Doğu Akdeniz'deki işte politik yalnızlığı konuşuyoruz, çeşitli bagajların bertaraf edilmesini ve çeşitli ülkelerle bir araya gelinmesini konuşuyoruz. Bu konuya dair de dedi ki biz Mısır'la görüşmüyor değiliz. Tersten okumayalım, düz okuyalım. Biz Mısır'la görüşüyoruz dedi. Müzakereye hazırız mesajlarıyla başlayalım. Yunanistan'da geçtiğimiz hafta savaş tamtamları çalınırken önce Oruç Reis'in Antalya Limanı'na çekilmesi. Sonra Miçotakis'in biz de müzakereye görüşmeye hazırız ama ön koşullarımız hala bunlardır ifadesi. Bir taviz mi veriliyor yoksa diplomasi adına çok faydalı mıdır sorularını beraberinde getirdi. Ve son olarak Dışişleri Bakanı dün Yunanistan'ı masaya çekme hamlesini tekrarladı. Biz müzakereye hazırız ve masaya oturacağız dedi. Süreci nasıl okuyorsunuz? Şimdi Doğu Akdeniz konusu uluslararası hukukun tamamen açık olmadığı, özellikle de Ege Denizi'nin çok özel koşullarından dolayı çok da açık olmadığı bir alan. Ve son tahlilde yani Türkiye'nin imzaladığı, imzalamadığı anlaşmalar açısından baktığımızda, dünyadaki uluslararası hukuk açısından baktığımızda son tahlilde Ege Denizi'nin ve Akdeniz'in, Doğu Akdeniz'i de herhalde buna katmak mümkün. Özel koşullarından dolayı, yani tüm bu adaların durumunu düşünürseniz, Ege Denizi'nin son derece girip coğrafi yapısını düşünürseniz, son tahlilde hakkaniyet noktasında, hakkaniyet konusuna bağlanıyor. Hakkaniyet temelinde çözülmesi gereken bir uluslararası sorun. Ve bu hakkaniyet açısından baktığımız zaman da Türkiye uluslararası hukuk açısından, hakkaniyet açısından haklı bir konumda. Yani haritaya baktığımız zaman elbette bütün coğrafi konumu nedeniyle, nüfusu nedeniyle Türkiye'nin burada son derece meşru haklılığı var, haklı bir takım çıkarları var. Ve bunların görüşmeler yoluyla hakkaniyet temelinde çözülmesi lazım. Fakat Türkiye son dönemde uluslararası alanda ve Doğu Akdeniz konusunda aslında haklı konumda olan bir ülke olmasına rağmen bu haklılık üzerinden değil, güç üzerinden sanki sorunları çözmeye çalışıyormuş gibi bir resim çizdi. Bunda tabii uluslararası aktörlerin kendi çıkarları doğrultusunda uyguladıkları bir takım politikaların etkisi var. Bizim Türkiye'nin uyguladığı dış politikanın, hükümetin uyguladığı dış politikanın hatalarının etkisi var. Dolayısıyla Türkiye'nin bu güç yoluyla sanki güç yoluyla statüköyü değiştirmeye çalışan bir ülke konumundan çıkması lazım. Çünkü haklı konumda, yani haklı bir takım tezleri olan bir ülke Türkiye. Bunu açıdan bakmamız gerekiyor. Yani burada da uluslararası politikanın iç siyasete alet edilmemesi gerekiyor. Alet edilmemesi için de konunun bu işte taviz verdi mi, vermedi mi, taviz mi verdik, vermedik mi söyleminin dışına çıkması lazım. Yani bu şu anlama gelmiyor. Yani muhalefet bu konularda hiçbir eleştiri getirmesin ya da hiçbir şey söylemesin. Bu bir dış politika konusu olduğu için, ulusal çıkar konusu olduğu için kayıtsız, şartsız desek dersin anlamına elbette gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Fakat muhalefet burada alternatif dış politika önerisini ve modelini net bir şekilde ortaya koymalı. Çünkü dediğim durumun ortaya çıkması, yani Türkiye'nin bir güç yoluyla bir şeyler elde etmeye çalışan ülke konumuna düşmesinin, ki buna gerek yok, arkasında Türk dış politikasının da son yıllardaki bir takım hataları ve söylemleri yatıyor. Burada söylemler üzerinden gidersek hem söylemler hem de eylemler burada çok önemli. Söylemler açısında baktığımızda
politika yapıcılar hem iç siyasette ve bu iç siyasette kullanılan söylemler tabii dış basına da yansıyor, dış dünya tarafından da biliniyor. Hem de dil olarak kullandıkları söylemde oldukça hep güce vurgu yapan, hatta saldırgan gözükebilen bir dil kullandılar söylem düzeyinde. Bu tabii çok hem istismar edilebilecek, yani dış aktörler tarafından istismar edilebilecek olan bir söylem. Hem de tabii ters etki yapıyor, yanlış etki yapıyor. Halbuki buna gerek yok dediğim gibi. Çünkü Türkiye'nin farklı tezleri var. Yani tam da uluslararası hukuku söylemin temeline yerleştirme, merkezine yerleştirmesi son derece doğal olur bu haklılığı olduğu için. Dolayısıyla bu daha etkili olur. Eylem düzeyinde de Doğu Akdeniz konusunu mutlaka Türkiye'nin genel dış politikası çerçevesinde düşünmek gerekiyor. Libya politikası, Suriye politikası, Avrupa Birliği ile olan ilişkiler, ABD ile olan ilişkiler, genel Türkiye'nin dış politikasından bağımsız düşünemeyiz. Ve bu genel politika anlamında Rusya ile olan ilişkiler, burada tabii işte S-400 konusu tartışıldı, başka ilgili olan konular tartışıldı. Bütün bu atılan hamleler, eylemler Türkiye'nin dış ittifaklarını etkiliyor. Ve burada şu anda Türkiye'nin gelmiş olduğu nokta Doğu Akdeniz'de yalnız kalmasının bir sonucu. Halbuki Türkiye'nin gücü, hani şu anda bir ekonomik kriz içerisinde değiliz ama hani ekonomik büyüklüğü açısından, potansiyeli diyelim, potansiyeli açısından baktığımızda, coğrafi konumu açısından baktığımızda, birçok açıdan baktığımızda böyle yalnız olmaması gerekiyor. Yumuşak güç potansiyeli açısından da baktığımızda, kültürel ilişkiler açısından da baktığımızda, birçok açıdan şu anda Türkiye'nin Mısır'la, İsrail'le bu Doğu Akdeniz konusunda da bir işbirliği yapabilecek, konuşabilecek konumda olması gerekiyordu. Sayın Somer, Mısır'la anlaşmak evet, tüm dertlerimizi çözer mi ve Yunanistan'ın tüm tezlerini ortadan kaldırır mı? Yani şimdi bunu uzun vadeli olarak düşünmek lazım. Yani Mısır'la anlaşacağız ve tamamıyla bu birdenbire sorun çözülecek diye bakmamak gerekiyor. Yani dış politika uzun vadeli yatırım gerektiren bir konu. Son bir anlaşma yaparak, bir konuşma yaparak son 3-4 senelik bir yaratılmış olan bir güvensizliği, yani bu biraz önce bahsettiğim bütün bu söylemlerin söylemlerin doğurduğu, eylemlerin doğurduğu güvensizliği ortadan kaldıramazsınız. Gerçekten. Ama elbette evet, bir an önce Türkiye'ye bunun başlaması gerekiyor. Fakat şunu ben belki medyada da bunu konuşurken bunu yapmak önemli. Şöyle bir toplumda beklenti yaratılmamalı. Şu bir adım atarsak, işte Mısır'la anlaşırsak birdenbire dengeler değişir ve Türkiye'nin lehine bir durum ortaya çıkar. Bütün sorunlar çözülür. Hayır, böyle olmayacak. Öncelikle başka konularda da olduğu gibi, örneğin ekonomi politikası konusunda da olduğu gibi, dış politika konusunda da bir paradigma değişikliğine ihtiyaç var. Bu paradigma değişikliğini muhalefet partileri de açıkça göstermeli. Yani kullanılan söylemle, kullanılan argümanlarla, ayrıca da uzun vadeli dış politikanın hedefleri bağlamında alternatif bir yola girmesi lazım Türkiye'nin. Bu alternatif yola girdiğiniz zaman, şimdi öncelikle mevcut iktidarın bu konuda bir bagajı var. Çok farklı bir politika yapım sürecine geçse bile bu tabii hemen etkili olmuyor. Çünkü son 4 yıldır, 5 yıldır kullandığınız söylemler var, uyguladığınız politikalar var. Bunun sonucunda da yaratmış olduğunuz bir
hükümet olarak yaratmış olduğunuz bir imaj söz konusu. Bunu birdenbire dünyada değiştiremiyorsunuz. Tabii bir farklı bir iktidar tabii, farklı bir yeni bir hükümet bu konuda daha çok potansiyele sahip olur. Çünkü evet. Bir yönetim değişikliği olduğunda bütün dünyada peki bu yeni hükümetin acaba politikası ne olacak diye bakar. Bir beyaz sayfa açılır. Bu anlamda daha çok tabii potansiyel olabilir. Fakat mevcut iktidarla da olsa yeni bir muhalefetin iktidarıyla da olsa uzun vadeli sonuç alınabilecek bir alan dış politika. Çünkü çok aktörlü bir alan. Bütün bu aktörlerin kendilerine ait çıkarları var. Uzun vadeli planları var. Dolayısıyla bunları da göz önüne alarak siz bir yol çizeceksiniz ve buna yatırım yapacaksınız. Güven oluşturacaksınız. Güveni ortaya çıkartacak ekonomik ilişkiler kuracaksınız. Diplomatik ilişkiler kuracaksınız. Güvenlik ilişkileri kuracaksınız. Bu adımları atarken de hem hasmane olmayacaksınız hem de fevri olmayacaksınız. Çünkü fevri atılan bir adımın ondan sonra 5 sene 10 sene etkileri olabiliyor. Burada dediğim gibi Türkiye'nin ittifaklara dayalı, diplomasiye dayalı uzun vadeli ekonomik çıkarlarını koruyan yeni bir dış politika paradigması ortaya çıkarması gerekiyor. Buna ihtiyacı var. Bunu ekonomiyle de isterseniz bağlayalım. Buyurun. Bunu düşünmemiz gerekiyor. Tabii. Çünkü Türkiye ekonomisi dünya ekonomisiyle entegre olmuş, dünya ekonomisiyle çok girift çıkar ilişkileri olan bir ekonomi. Yani bizim insanımızın tasarruflarının geleceği, gelirinin geleceği, refahı bizim uygulayacağımız ekonomik politikaya da bağlı. Ve bu ekonomik politikayı da dış politikadan bağımsız düşünemeyiz. Bütün bu dış politikadaki çatışmacı girdiğimiz ilişkiler bizim ekonomik anlamda da düze çıkmamız açısından çok da olumlu bir tablo ortaya çıkartmıyor. Dolayısıyla bunu da mutlaka düşünmemiz lazım. Evet. Çünkü ekonomiyi de düze çıkartabilmemiz için bir defa önemli bir kaynak sorunumuz var. Bu kaynak sorununu çözmemiz lazım. Bu konuda alternatif modeller ortaya koymak lazım. Muhalefet partileri bazı somut öneriler öne sürmeye başladılar. İşte bir kamulaştırma tartışması var. Örneğin evet. Bunun dışı buna benzer tartışma. Çünkü kaynak sorunu bütün partilerin şu soruyu yanıtlaması gerekiyor. İktidara da bu sorulması gerekiyor. Kaynak nasıl bulunacak? Hangi politikayla nereden kaynak bulunacak? Bunun yanıtı verilmesi lazım. Evet. Yanıtının verilmesi lazım. Son birkaç cümleyi rica edeyim. Buyurun. Evet, bu da tabii dış ilişkilerle de ilgisi olan bir alan. İkincisi de güven konusu. Güven vermek, ekonomide güven vermek çok önemli. Bu güveni de hem iç piyasaya, iç yatırımcılara vermek gerekiyor. Kendi vatandaşlarımıza vermek gerekiyor. İnsanlar işte tasarruflarını Türk lirasına mı yapacaklar, yabancı paraları mı yapacaklar, nerede tutacaklar? Bakın bu da çok önemli bir güven meselesi var. Öte yandan da tabii dış yatırımcılar meselesi önemli Türkiye için kaynak bulmak açısından. Burada da güven, yani güven veren bir yönetim son derece önemli. Bu da tabii hiç kuşkusuz dış politikada çizdiğiniz imajla, oluşturduğunuz imajla ilişkili. Doğru. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Sağ olun.